size özel faiz oranlarıyla 3 aya kadar ertelemeli ve 60 aya varan vadelerde sabit faizli ihtiyaç kredisini kaçırmayın. İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 25 Eylül gündemiyle Berete Ana Haber'de karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Tatar, Ercan Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, New York'ta Kıbrıs Türk halkının hakkını ve hukukunu aramaya çalıştıklarını söyledi. Milli davada yeni siyaseti, Anavatan Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden müzakere masasına geçmenin mümkün olmadığını yineledi. New York temaslarını değerlendiren Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine izolasyon ve ambargoların artık zulme dönüştüğünü ve bu zulmün son bulması gerektiğini söylediğini de belirtti. New York temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına New York temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu çerçevesinde çeşitli farklı platformlarda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. New York'ta ilk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la istişarede bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, milli davanın yürütülmesinde her zaman anavatan Türkiye ile istişare ve uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti. Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının birleşikler 77. kurulda olduğu gibi yine 78. kurulda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile uluslararası toplumun ve camianın gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek diplomatik ilişkiler geliştirmesi gerektiğini bunun altını çizerek vurgulaması bizler için tabii bu toplantılara yine damgasını vuran bir açıklamaydı. Erdoğan'ın konuşmasının pozisyonlarına güç verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kimsenin hakkında gözlerinin olmadığını sadece kendi haklarını korumak istediklerine yineledi ve 60 yıldır süren bu Kıbrıs meselesinde artık gelinen aşamada altını çizerek vurgulamıştır. Federasyon defteri kapanmıştır. Bu saatten sonra yeni siyasetimiz son 3 yıldır birlikte yürütmekte olduğumuz yeni siyaset yani egemen eşitliğimiz ve eşit ulusal statümüz teyit edilmeden bizlerin müzakere masasına geçmesi mümkün değildir. Genel Sekreter Guterres ise Cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşmesinde de bunları ifade ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda tüketilmiş ve hiçbir netice vermemiş federal temelde bir anlaşmanın her ne kadar da güvenlik konseyi kararları 50 yıldır orada dursa da iki bölgeli iki toplumlu federasyonun gerçekçi olmadığını kendisine ifade ettiğimizde kendisi de yüz ifadesiyle bizim pozisyonumuz çok iyi anladığını belirtti diye konuştu. Güvenlik Konseyi kararları nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de elinin bağlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler teamülleri gereği Kıbrıs Türk tarafına kimsenin baskı ile bir çözümü dayatamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs'ta bazı açılımlar için zaman zaman iki taraf arasında işbirliği önerileri yaptıklarını ancak karşı tarafın Kıbrıs Türk tarafının statüsünü kabul etmediği için bu işbirliklerinin hayata geçmediğini söyledi. Kıbrıs'ta Her iki halkın yararına olabilecek, bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi için faydalı olabilecek bazı konularda işbirliği yapılması gerektiğinin bunun faydalı olacağını mesela işte düzensiz göç mesela doğal, doğal kaynakların birlikte araştırılması mesela yenide bir enerji mesela kabloyla elektriğin Türkiye üzerinden hem kuzey ve güneyin oldukları için Avrupa Birliği sistemine bağlanabilmesi ve çeşitli bölgelerde bulunan mayınların temizlemesi gibi bu gibi konularda işbirliği yapabilmemiz bakımından bizim önerimiz eğer bu kabul edilebilirse ve böylelikle hiçbir tarafın diğerine bir otorite e, yansıtamayacağı, iki tarafın da ile olabilecek bu gibi önemli konuların e, her iki halkın faydasına e, sürdürebilmesi bakımından, o zaman etler, e, genel sertleri ile iki liderin görüşmesi mümkün olabilecektir şeklinde önerimiz olmuştur. Samimiyetlerini göreceğiz çünkü bütün bunlar esasında karşı tarafın bize olan samimiyetinin bir bakıma testi olacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı halk demokrasi ve yapı olduğunu kaydederek eşitlik temelinde önemli konulara imza atmaya hazır olduklarına ancak Kıbrıs meselesinin ele alınabilmesi için egemen eşitliğin kabul edilmesi olduğunu söyledi izolasyon ve ambargolar nedeniyle bazı sıkıntılar olduğunu, bunların Kıbrıs Türk halkını çökertmek ve dayatma çözüme zorlamak için samimiyetsiz yaklaşım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasındaki uçurumun kalkması için üzerimizdeki ambargo ve izolasyonların kalkması gerektiğini genel sekretere ve diğer görüştüklerime söyledim dedi. New York temasının çok verimli ve faydalı geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kıbrıslı Türklerle de bir araya geldiğini kaydetti. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. 5 yıllık kalkınma planı yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. Yıl Vizyonu isimli toplantıyla tanıtılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. 5 yıllık kalkınma planı yarın Başbakan Ünal Üstel, Başka, Üstel ve bakanların katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 50. Yıl Vizyon isimli 50. Yıl Vizyon isimli toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre yarın saat 11.30'da Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda yer alacak toplantı BRT'den canlı yayınlanacak. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş burada dış politikaya da değindi. Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye'deki depremle ilgili hukuki ve adli sürecinin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komitesi de Ankara'da temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş'un dış politika değerlendirmesinin ve UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki komitenin temaslarının ayrıntılarını BRT Ankara muhabiri Bülent Göksan'dan alacağız. Bülent iyi akşamlar. Evet ayrıntıları senden öğrenelim. İyi akşamlar Kaan. Evet senin de aktardığın gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş medya, temsilci, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sabah kahvaltıda bir araya geldi. E, Numan Kurtulmuş 28. dönem parlamentosunun çok işler yapacağını, ikinci asra girişi sağlayacak çok sesli bir parlamento olacağını belirterek tarihi bir dönem yaşandığını ifade etti. E, kalıcı işler yapmanın kendilerine nasip olmasını da diledi. Numan Kurtulmuş. Önceliklerini de sıraladı. Yeni bir anayasa, meclis iş, meclisin iş tüzük meselesinin çözülmesi ve dış politika konularına değindi. Dış politikada da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok taraflı, ilkeli, bağımsız, çok boyutlu ve etkin sonuçlar alan bir politika izlediğini belirterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenter diplomasi ile etkin olacağını ifade etti. Cumhuriyet Meclisi heyetinin temaslarına bakacak olursak Kaan, depremle ilgili hukuki, hukuki ve adil sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komite bugün temaslarına başladı. İlk olarak da Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi. Komite Başkanı Oğuzhan Asipoğlu görüşme ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Tunç'a komiteyi kabul edip depremle ilgili devam eden süreçle ilgili olarak kendileriyle istişare ettiği için teşekkür etti. Ayrıca depremle ilgili soruşturmalara duyarlı olması ve sürecin süreci yakından takip etmesinin de kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemelerinin yargı yargısına güvenlerinin tam olduğuna vurgu yapan Başkan Hasipoğlu tek gayelerinin milletin vekilleri olarak halk halka karşı güven ve sorumluluklarını yerine getirerek adaletin zamanında ve hakkaniyete uygun olarak tecelli etmesi olduğunu ifade etti. Komitenin yurttaşların yasal haklarının takipçisi olduğunu da ifade eden Başkan Hasipoğlu şampiyon melekler adına adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için bıkmadan kararlılıkla Komitenin adli süreci takip edeceğini söyledi. Komite üyeleri Ankara'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da hayatlarını kaybettiği Adıyaman ve Hatay illerinde temaslarda bulunacak kan. Komitenin bugünkü temasları şimdilik aktaracaklarım şimdilik bunlar. Sözü sana bırakıyorum. Kolaylıklar diliyoruz sana Bülent. Evet, sayın seyirciler Bülent Göksan Ankara'dan bildirdi. Ülkemize devam ediyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bağımsızlık ve egemenlikten asla vazgeçmeyeceklerini belirterek Türk milletiyle birlikte cumhuriyete sahip çıkacaklarını Mehmetçinin adadan çıkmayacağını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İzmir'den gelen Kıbrıs gazileri heyetini kabul etti. Kabulde heyet adına konuşan Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği İzmir Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimini gördükçe mutlu olduklarını, ambargoların kalkması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesini temenni ettiklerini belirtti. Meclis Başkanı Töre de heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten, ağırlamaktan mutlu duyduklarını ifade ederek barış harekatında şehit olanları andı, gazilere şükranlarını sundu. Zorlu töre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin vatanın kolay kazanılmadığını, bu toprakları sonuna kadar savunduklarını ve savunacaklarını söyledi. Töre barış harekatına da değindiği konuşmasında bugün de oyunların sürdüğünü ancak devleti yaşatacaklarını vurguladı. Bağımsızlık ve egemenlikten asla vazgeçmeyeceklerini belirten töre Türk milletiyle birlikte Cumhuriyete sahip çıkacaklarını, Mehmetçiğin adadan çıkmayacağını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yıl kalkınma vizyonunu hazırlamaya başladıklarını kaydetti. Başkent Lefkoşa'da gençlerle bir araya gelen Başbakan Üstel, beşer yıllık kalkınma planlarıyla planlı, sürdürülebilir, veriye dayalı istikrarlı politikaları ortaya koyma hedefinde olduklarını kaydetti. Başbakan Üstel, gençlerin istihdam ve konut edinme sorunlarına da dikkat çekerek Yeni istihdam sahaları yaratmak adına girişimler başlattıklarını sosyal konut ve kırsal kesim arsalarıyla ilgili olaraksa yakın zamanda projelerin başlayacağını duyurdu. Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa ilçesi gençlik kollarının düzenlediği organizasyonda bölge gençleriyle bir araya geldi. Üstel buluşmada gençlerin sorunlarını dinledi, mevcut sorunların giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı. Üstel, hükümeti kurduklarında ülkenin birikmiş pek çok sorununu da karşılarında bulduklarını ancak umutsuzluğa kapılmadan gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse yapısal tüm sorunları çözmek için cesaretle adım attıklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gençlere emanet edeceklerini vurgulayan Üstel, "Biz esaret gördük. Gençlerimizin bunu yaşamasına asla izin vermeyiz. Gençlerimizi vatansız bırakamayız. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutarak onlara güçlü bir devlet emanet edeceğiz." şeklinde konuştu. Gençlerin tüm sıkıntılara rağmen her alanda önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı son konuşmadaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın mesajının Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olunmasının önemli adımlar olduğunu söyleyerek, inanıyorum ki gençlerimiz çok yakın bir gelecekte kendilerine uygulanan tüm ambargolardan kurtulacak ve dünyada var olduklarını gösterme fırsatını yakalayacaklardır dedi. Çalışan, fikir üreten, dünya ile yarışan, devletine bağlı, haklı davamızı sonuna kadar savunan gençler yetiştirmek istiyoruz. ifadelerini de kullanan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yıl kalkınma vizyonunu hazırlamaya başladıklarını 2027'den 2032'ye beşer yıllık kalkınma planlarıyla planlı, sürdürülebilir, veriye dayalı, istikrarlı politikaları ortaya koyma hedefinde olduklarını kaydetti gençlerin en önemli sorunlarının istihdam ve konut edinme olduğunun farkında olduklarını söyleyen Üstel, istihdam konusunda ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini, yeni istihdam sahaları yaratmak adına girişimler başlattıklarını, ayrıca sosyal konut ve kırsal kesim arsalarıyla alakalı tamamladıkları eylem alanının da sonuna geldiklerini, çok yakın bir tarihte kırsal sosyal konut, kentsel sosyal konut ve kırsal kesim arazileri konusunda projelerin başlayacağını duyurdu. Üstel konuşmasının ardından gençlere tek tek söz vererek kendisine aktarılan konuları dinledi ve gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Törek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaça makam ziyaretinde bulundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Aytaç'a gerçekleştirdiği ziyarette tören mangasıyla karşılanan Meclis Başkanı Töre şeref defterini de imzaladı. Töre Tüm General Aytaç'a görevinde başarılar diledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Tarım Bakanları toplantısına katılmak üzere Bakü'ye gitti. Bakan Çavuş, Bakü'de resmi temaslarda da bulunacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 2. Tarım Bakanları, 3. Tarım İşbirliği Çalışma Grubu toplantısı ve 2. Türk Agro Business Forumuna katılmak üzere Bakü'ye gitti. Bakü'de resmi temaslarda da bulunacak olan Bakan Çavuş, bugün yoğun bakımda tedavi gören Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın yattığı hastaneye giderek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıbrıs Türklerine yakınlığıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğiyle bilinen Paşa Yevan'ın ani rahatsızlanması sonucu yoğun bakımda tedavisinin sürmesinden dolayı ailesiyle görüşen Çavuş, Paşa Yevan'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti ve acil şifalar diledi. Çavuş'a temaslarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Nahçıvan'a ziyarette bulundu. Erdoğan'la Aliyev ikili görüşmenin ardından Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı temel atma törenine katıldı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Azerbaycan ordusunun zaferinin iftihar meselesi olduğunu belirterek Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne günü birlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Merhaba asker. Nasılsınız? De sağ olun. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev, Iğdır, Nahçıvan doğalgaz boru hattı temel atma törenine katıldı. Ziyaret liderler huzurunda iki ülke arasında bazı anlaşmalara da imza atıldı. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk sözü alan İlham Aliyev, BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır dedi. Dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunun başarıyla tamamlanmasının iftihar meselesi olduğunu belirtti. Bölgede kapsamlı normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum diyen Erdoğan, Erivan yönetimine seslenerek Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını, artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Özdemir Berova adaletli uygulamalarla gelir kaynaklarının artırılacağını, gelir kaynağı arttıkça giderlerin de dengelenebileceği ciddi bir kaynak oluşacağını söyledi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Vergi Başkanı Şevdem Kuyucuoğulları ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Berova, gelir ve vergi dersi şubelerinin halka hizmet noktasında yetersiz kaldığını gözlemlediğini, bu konuda çalışmalar başlattıklarını belirtti. Gelir ve vergi dairesiyle ilgili kamuoyuna yansıyan ve doğru olmayan bir takım iddialarında kendilerini üzdüğünü söyleyen Berova, tüm vergi memurlarının bu tür iddialara maruz kalmaması için özen gösterilmesini istedi. Vergide adalet istediklerini vurgulayan Berova, vergi uygulamaları adaletli olduğunda güven yapısının oluşacağını, böylece vergi ödemelerinde ve beyannamelerinde istikrar sağlanacağını kaydetti. Berova, vatandaşın vergi ödemelerine düzen ve güven içinde devam edebilmesi için doğru otomasyonla doğru takip sistemi oluşturmanın önemine de vurgu yaptı. Bakan Berova, yaptığınız ve yapacağınız adaletli uygulamalar gelir kaynaklarımızı artıracak. Gelir kaynaklarımız arttığı sürece giderlerimizi de dengeleyebileceğiz. Ciddi bir kaynak oluşmuş olacak. Tüm hedefimiz ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmaktır dedi. Vergi Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ise vergi memurlarının performans üstü bir çalışma ortaya koyduğuna işaret etti. Teşkilat yasasının güncellenmesi gerektiğini söyleyen Kuyucuoğulları, şube binalarının yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle denetimlerde zorluklar yaşadıklarını kaydetti. Bu arada Maliye Bakanlığı vergi ve kamu borçlarına ilişkin duyuru yayınladı duyuruda vergi affının 2 Ekim pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceği anımsatılarak gelir ve vergi dairesi şubelerinin 30 Eylül cumartesi ve 1 Ekim pazar günleri de dahil mesai saatlerinde açık olacağı belirtildi. Maliye Bakanlığı, bir yıldan daha uzun süredir devam etmekte olan vergi affının 2 Ekim 2023 pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmış olduğunu ve bu tarihte son bulacağını hatırlattı. Bakanlıktan yapılan duyuruda vergi affının 2 Ekim'de son bulacak olması dolayısıyla Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinin 30 Eylül cumartesi ve 1 Ekim pazar günleri de dahil 8-16 saatleri arasında açık olacağı ve halka hizmet vereceği belirtildi. Bakanlık söz konusu affın bu tarihten itibaren uzatılmayacağını da kaydetti. Sayın seyirciler, sahte reçete soruşturması kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargı huzuruna çıkarılan 3 doktor ve 3 eczacıya dörder gün ek tutukluluk verildi. Polis, Lefke bölgesinde olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulurken incelenecek 160 bin reçete olduğu belirtildi. Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 3 doktorla 3 eczacı yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargı huzuruna çıkarıldı. Polis çavuşu Mehmet Manlaş mahkemede Lefke bölgesinde olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulunduğunu söyledi. Bugüne kadar 50 ifade aldıklarını kaydeden manlaş teyit ve tekzibin tamamlanmadığını ayrıca 2018 yılından itibaren süreç zarfında 160 bin reçete olduğunu ifade etti. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 958 adet reçetenin sosyal sigortalar dairesi tarafından polise verildiğini kaydeden Manlaş, alınan 50 ifadeden 45'inde direkt suça bağlayıcı ifadeler olduğunu da aktardı. Savcı Senan Palabıyık soruşturmanın yürütülebilmesi için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek 6 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları ise tek tek iddialarını ortaya koyarak tutukluluk talebine itirazda bulundular. Tarafları dinleyen yargıç Zehra Ayalkut Bilgeç ise zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği çatısı altında reçete yolsuzluğu olayına yönelik araştırma komitesi kuruldu. Birlikten yapılan açıklamada birliğin reçete yolsuzluğu olayında hukuki sürecin arkasında adil ve hakkaniyetli yargılamanın yanında ve adli makamlarla işbirliğine açık olduğu kaydedildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, reçete yolsuzluğu olayına ilişkin birlik çatısı altında araştırma komitesi kurulduğunu belirtti. Birlikten yapılan açıklamada, birliğin son günlerde ortaya çıkan ve adli birimlerce hukuki işlemlerin devam ettiği reçete yolsuzluğu olayında hukuki sürecin arkasında Adil ve hakkaniyetli yargılamanın yanında adli makamlarla işbirliğine açık olduğu kaydedildi. Birlik Yönetim Kurulu'nun olayı yakından takip etmeyi kendine görev bildiği belirtilen açıklamada olayın birlik yasası çerçevesinde mesleki etik ve kurallar açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle de olayda özel olarak birlik çatısı altında bir araştırma komitesi kurulduğu belirtilen açıklamada Kurulan komitenin Polis Genel Müdürlüğünden olayla ilgili ayrıntıları ve kanıtları talep edeceği, mesleki etik ve kurallar çerçevesinde değerlendirme ve raporlama yapılacağı ve yine birlik yasası çerçevesinde gerekli soruşturmanın yürütülmesiyle yetkili olduğu ifade edildi. Polis ve adli makamların isteği doğrultusunda adli süreçle ilgili teknik konularda destek sağlayabilecekleri belirtilen açıklamada, hekimlik mesleğinin yürütülmesindeki temel faktörün hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisi olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalanı İşletme Hakları'nın devredilmesine ilişkin işletme hakkı devrit sözleşmesine ek sözleşme No. 5'in iptal edilmesi talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklamada TNT Havalimanı İşletmeciliği İnşaat, Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne 59 milyon euro ödeme yapılmasını öngören sözleşmenin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerini devre dışı bırakmak amacıyla imzalandığı savunuldu. Sayın seyirciler, bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri bugün ara bölgede bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada kadınlar ve gençlerin barış süreçlerine katılımının teşvik edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerinin Slovakya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerindeki Lidra Palas toplantılarına devam edildi. Güney Kıbrıs'taki disinin ev sahipliği yaptığı toplantıda siyasi partilerin barış faaliyetlerine ve müzakere görüşmelerine aktif katılımları yoluyla gençler ve kadınlar arasında barış ve uzlaşmayı teşvik etmek için yapılabilecekler konusu görüşüldü. Slovak Büyükelçi Martin Bezey'in okuduğu ortak açıklamada partilerin kapsayıcı temsil, kadınların liderliğindeki girişimlerin desteklenmesi, kadın hakları savunuculuğu, cinsiyete duyarlı politikalar, toplumlar arası diyaloğun teşvik edilmesi, medya ve iletişim, izleme ve değerlendirme, kültürel değişim programları ve katılım ve yetkilendirme olarak 9 konu başlığı üzerinde mutabakata vardıkları belirtildi. Partilerin bir sonraki toplantısının 26 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın katılımıyla yapılacağı da açıklandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti Güney Kıbrıs'taki siyasi partilerden DİSİ'yi ziyaret etti. Görüşmede iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme bağlılık vurgusu yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti Güney Kıbrıs'taki siyasi partilerden DİSİ'yi ziyaret etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK üyesi Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, DİSİ Genel Başkanı Anita Dimitru ve heyetiyle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede iki bölgeli iki toplumlu ve siyasi işitliğe dayalı federal çözüme bağlılık vurgusu yapıldı. Taraflar duraklama döneminde olan müzakerelerin ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına ve parametrelerine bağlı kalarak yeniden başlamasına ilişkin görüş birliğinde olduklarını inelediler. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve toplumlar arası güvenin artırılması hedefi doğrultusunda CTP ve DİSİ arasında diyaloğun ve işbirliğinin devam etmesi kararlaştırıldı. Sayın 23. Büyük Konuk Eko Günü 3 yıl aradan sonra 8 Ekim Pazar günü yapılıyor. Mehmetçik Büyük Konuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu Eko Günü ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek detayları paylaştı. Tuğlu Büyük Konuk Köy Meydanı'nda görkemli ve dolu dolu bir programla gerçekleştirilecek Eko Günü'ne tüm halkı davet etti. 23. Büyük Eko Günü 3 yıl aradan sonra 8 Ekim Pazar günü yapılıyor. Mehmetçik Büyük Konuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Belediyeler Birliği'nde basın toplantısı düzenleyerek Eko Gün'le ilgili bilgi verdi. Büyük Konuk Eko Gün etkinliğinin ilk kez Ekim 2007 tarihinde yapıldığını anımsatan Tuğlu, yaşanan pandemi dönemi ve sıkıntılar nedeniyle 3 yıldır gerçekleştirilemediğini belirtti. 21 satış standıyla başlayan bu macera Her yıl daha da gelişerek Bugünlere ulaşmış ve marka haline gelmiştir Diyen Tuğlu Büyük konuk Eko günü halka yeniden buluşturmaktan Büyük mutluluk duyduğunu ifade etti Bu topraklarda Atalarımızın unutulmaya yüz tutmuş Kültürel yaşamını Geleneksel yiyecek ve içeceklerimizi Motiflere işlenmiş olan Geleneksel el sanatlarımızı Yaşatmak ve gelecek kuşaklara Aktarmak Mehmetçik Büyük Konuk Belediyesi'nin kültürel anlamda en büyük hedefidir. Büyük Konuk Eko Turizm Derneği Başkanı Şerife Demirli de tüm halkı kültürel buluşma noktası olacak olan Eko Güne davet etti. Eko Günde Ayta Çağan'dan keman dinletisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Hasler ve Tatlısu Belediyesi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanı sıra Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert, Kıbrıs Havaları Derneği'nin Rota ve Ahmet İvın konseri yer alacak. Birçok eğlenceli aktivitenin yer alacağı Kıbrıs'a özgü yiyecek ve içecek satışlarının yapılacağı büyük konuk Eko günü sabah 10'da başlayıp 19'a kadar devam edecek. Güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları bugün başlıyor. Başvurular 25 Ekim'e kadar Eğitim Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi'nin web adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Öğrenim Burs Başvurularının başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Öğrenim Burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 25 Eylül 25 Ekim tarihleri arasında Bakanlığın Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi web adresinden online olarak müracaatlarını yapabilecek. Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Bakanlığın web adresinin önemli bilgiler bölümünden ulaşılabiliyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapım örmeyi geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Galatasaray Süper Lig'de 2023-24 sezonu ilk hafta bir karşılaşma dışında tamamlandı. Hafta bu gece şu saatlerde Girne 20 Temmuz Metanadır Stadında oynanan ve BRT 2'den naklen yayınlanmakta olan Türk Hoca Ali Masol Miracle Karşıyaka karşılaşmasıyla tamamlanacak. Şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle. Mausa Türk Gücü 7, Çetin Kaya 1, Lefke 0, Yonpaş Dumlu Pınar 1. Göçmen Köy 3, Yeni Boğaziçi 0, Mesarya 0, Cihangir 1, Yeni Cami 3, Peraler Naka Gençler Birliği 1, Küçük Kaymaklı 1, Çayna Bazar Gençlik Gücü 2, Alsancak Yeşilova 1, Doğan Türk Birliği 2. Aksa birinci ligde ilk hafta tamamlandı. Cumartesi ve pazar oynanan karşılaşmalar sonrasında Bafülk Yurdu'nu deplasmanda 5-0'lık skorla yenen Miracle Değirmenlik Averaj'da ilk haftanın lideri oldu. Karşılaşmaların toplu sonuçları şu şekilde oluştu. Bafülk Yurdu 0, Miracle Değirmenlik 5, Maraş Gençlik 4, Geçitkale 4, Mormenekşe 2, Ozanköy 2, Esentepe 1, Mustafa Hacer Yılmazköy 1. Girne Halkevi 1, Dems Construction Çanakkale 0, Yalova 0, Binatlı 0, Lapta 0, Düzkaya 1, Gönyeli 2, Hamitköy 0. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpizm ödülleri veriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi 2023 olimpizm ödül töreni yarın gece saat 20'de Akapulko Otel'de gerçekleşecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe konan ödül yönetmeliği ve kriterleri kapsamında Ahmet Sami Topçan Olimpizm Üstün Hizmet Ödülü, Doktor Ayten Salih Berkalp Olimpizm Özel Ödülü, Birkan Uzun Olimpizm Özel Ödülü, Şampiyon Melekler Olimpizm Özel Ödülü, Sporcu Olimpizm Ödülleri Antrenör Olimpizm Ödülleri, Hakem Olimpizm Ödülleri, Yönetici Olimpizm Ödülleri, İş İnsanı Olimpizm Ödülleri, Basın Olimpizm Ödülleri, Fair Play Olimpizm Ödülleri ve diğer ödüller olan Veteran, Federasyonsuz Branşlar ve Sporcu Teşvik Ödülleri verilecek. Gecede toplam 69 kişi Olimpizm ödülüyle onurlandırılacak ve ayrıca kriterler doğrultusunda olimpik branşlarda 15 sporcuya Cumhuriyet altını takdim edilecek. Olimpizm ödül töreni saat 20'den itibaren BRT 2'den naklen verilecek. Kuzey Kıbrıs Touring ve Otomobil Kurumu organizesi Kuzey Kıbrıs Rally Şampiyonası'nın 6. yarışı 2. Aveon Sigorta Rally'sinde ...NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap, Halil Mulla ikilisi zafere ulaştı. Ana sponsorluğunu Basel Holding'in üstlendiği yarış 6 etapla tamamlandı. 2 gün süren mücadelede 43 dakika 11.3 saniyelik derece elde eden... ...Haskasap Mulla ikilisi kürsünün zirvesinde yer aldı. Çağkan Bozalanlar, Hasan Odun ikilisi ikinci olurken... ...Mehmet Kamiloğlu, Ahmet Gür'ün ikilisi üçüncü bitirdi... 3 ekip genel klasman yanı sıra sınıf 2'de aynı derecelerle kürsüyü tamamladı. Masa Tenisi Federasyonu'nun Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ana sponsorluğunda U11 ve U13 kategorilerinde organize ettiği klasman turduması hafta sonu yapıldı. Turnuvanın U11 Kızlar grubunda Liva Çevik, erkeklerde Sonay Hayatseven, U13 kızlarda Özüm Özel, erkeklerde ise Arel Ahçıoğulları birincilikleri aldı. CMC Golf Kulübü'nün Yeşilyurt sahasında yapılan Monthly Medal turnuvasını 66 netle Rona Atkins kazandı. Stroke play formatında 18 delik ve course handicap'in %95'i baz alınarak oynanan turnuvada 68 netle Steve Neufeld ikinci, Hasan Garapli üçüncü oldu. Kulübün bir diğer organizasyonu 1 Ekim'de yapılacak. Tekvando Karate Judo Federasyonu tarafından merhum Omaç Paşat anısına organize edilen Omaç Paşat Kırış Şampiyonası Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken hakem heyeti olarak Senior Master Öykü Ergin Başkanlığı'nda Ceyda Uçaner, Serdar Çakır, Anna ve Şakir Yağız Soy'dan görev aldı. Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grandmaster Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler. Şampiyonada birincilikleri şu isimler aldı. Bayanlar Hayriye Yetek, Defne Okçu, Şevin Berfin Güngör, Elif Baştaş, Zeliha Arpacıoğlu, Zeynep Keskin, Açelya Ergin, Darya ...Şimuşevska... Erkekler Emrullah Baştaş, Ali Arpacıoğlu, Atlas Ersoy, Yunus Emre Tomak, Özkay Özel Ramiz, Tuğra Atığı, Şakir Atınç Yavuzsoy, Nikita Gordeev. <laughs> Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşüt Milli Takımı Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi'ni takım halinde şampiyon olarak tamamladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tatlı suda gerçekleşen yarışmayla başlayan Yamaç Paraşüt Hedef Ligi 20-23 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de tamamlandı. Yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı 3 etabı da fire vermeden tamamlayarak lig şampiyonluğunu elde etti. Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı kazandıkları şampiyonluğu 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şampiyon melekler takımına adadı. Türk Bankası para hattını sunar. bundu Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. havalar efendim. Yeni bir haftaya giriyoruz ama sıcak hava bugün etkili olacak. Yine termometreler iç kesimlerde 39 dereceye kadar çıkacak ve yarında sıcak havanın devam etmesini bekliyorum. Fakat bugüne nazaran yarın 2-3 derece sıcaklıklarda bir düşme bekliyorum. Ama esas düşüşler Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar devam edecek. Evet, alçak basın sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi bugün ve yarın etkili olacak. Yarından sonra nispeten sıcak ve nispeten ilerleyen günlerde ise serin hava etkili olacak. Evet e, haftalık tahminimizde yapacak olursak Cuma'ya kadar havanın açık az bulutlu, cumartesi parçalı bulutlu bir sağanak yağmur geçişini cumartesi e, zayıf bir olasılıkla bugünkü tahminlerime göre bekliyorum. Fakat pazar günü ve pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak beklemekteyim. Evet gecemiz, gecemiz nispeten serin geçiyor efendim, serin geçiyor. Ve en düşük hava sıcaklığı güzel 18 derece. Lefkoşa'da 19, Alev Kayası'nda 20, Lefke'de 23, Girne'de 24, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 22, İskele'de 23, Gazimağusa'da 22, Larnaka'da 22, Limasol'da 20, Bafta 21 ve Trodos'ta 14 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta hava yine sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Ne demiştik? Bugüne nazaran yarın 2-3 derecelik bir düşüş bekliyoruz ki Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 37 derece olacak. Düzel yurtta 36, Lefke'de 31, Girne ve Alev kayasında 32, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik, Zaferburnu, Gazimausa ve Larnaka'da 32, İskele'de 29, Limosol'da 33, Baf'ta 31 ve Trodos'ta 21 derece. Evet diğer yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.